Evet, maçın başında da söyledim. Artık ligin boyu çok kısaldı. Artık her maç çok değerli çünkü her takımın nihai hedefi ortaya çıktı ve herkes tüm enerjisini bu hedef için harcıyor. Bu maç da onlardan biriydi. Aslında ben iyi hazırlandığımızı düşünüyordum ama maçın başlamasıyla beraber beklediğimizin tam tersi bir durum gelişti. 14 dakikada 2 gol yememizin yanında İlk 45 dakikada gösterdiğimiz performans son derece kötüydü. Ne ofansif olarak ne defansif olarak ne ikili mücadele kalitesi ne kafa topları hiçbir şekilde rakibimize karşılık veremedik. Ama bu periyotta attığımız penaltı golü bize en azından mental açıdan ikinci yarıya daha sağlıklı bir şekilde taşıdı. İkinci yarıya döndüğümüz zaman birinci düdükten maç bitene kadar istediklerini yapan, oyuna son derece hakim, goller bulan, daha fazla goller atabilecek bir Konyaspor takımı vardı. Sonuçta buradan çok değerli bir 3 puanla evimize dönüyoruz. Ligdeki yarışımıza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama 2-0'dan 3-2'ye dönmenin tabii ki çok büyük önemi var. Büyük karakter istiyor. Ama oyun neden 2-0'a geldi? Neden ilk yarı bu kadar kötü oynadık? Bunun da oyuncularımla beraber mutlaka değerlendirmesini yapacağız. Soru var mı? Hocam Abdülkadir Paslıoğlu, sizin de söylediğiniz gibi ilk yarıda ve ikinci yarıda çok farklı bir Konyaspor izledik. Tabii özel değilse soyunma odasında neler konuşuldu, takım bir anda nasıl böyle bir reaksiyon gösterdi? Bunu da detaylandırabilir misiniz? Ya soyunma odasında tabii ki oyun içi uyarılarımız oldu. Yani taktiksel deyim. Bunun dışında yani rakipten bu kadar daha az istememizin, rakipten bu kadar daha az mücadele etmemizin hiçbir şekilde bir özrü, bir açıklaması olmadığını konuştuk. Şunu söyleyebilirim, belki Konyaspor'a geldim geleli en sert devre arası toplantımdı, değerlendirme toplantımdı. Oyuncular da bir şekilde, tabii ben sert toplantı yaptım diye değil ama bir şekilde kendilerine geldiler, kendileri gibi oynamaya başladılar. Ve bu reaksiyonu gösterdiler. Yani soyunma odamızda herkesin ne olduğunu, ya ne oluyor gibi bir durumu varken benim de uyarılarım oldu ve oyuncular sonra kendi aralarında bir istişarelerde bulundular ikinci yarı için ve ortaya güzel bir reaksiyon çıktı. Soru var mı? Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun.